Selamun aleyküm dostlarım. Keyifli dinlemeler. Alarmın çalmasıyla beraber uyandım. Bugün büyük bir toplantı var. Azerbaycan'da yapılacak olan toplantıya katılmam gerekiyor. Bu yüzden önce şirkete, sonrasında da havalanına geçeceğim. Hızlıca kahvaltılık bir şeyler hazırlamak için mutfağa geçtim. Kahvaltıya çok önem verirdim. Gece gördüğüm rüyaların etkisindeyim hala. Bir derenin başında simsiyah bir at yavaşça su içiyordu. Beni gördüğünde fırtına başladı. Fırtınanın başlamasıyla beraber gözleri tamamıyla kapkara oldu. Sonra da üzerime doğru koşmaya başladı. Koşarken sanki her yerinden dumanlar çıkıyordu. Kahvaltıyı yaptıktan sonra asansöre binmek için çağırdım. 12. katta oturuyorum. Ve gerçekten asansörler bozuk mu? Hiçbiri gelmiyor. Kattaki 3 asansör de hiçbir şekilde çalışmıyor. Güne berbat bir şekilde başladığımı düşünerek aşağıya inmeye başladım. 1. kata geldiğimde asansörlerin ışıkları yanıyor. Bir tanesi üst kata çıkıyor, diğeri de aşağıya doğru iniyor. En son kata zemine indiğimde ise asansörün kapısı açılarak sima olarak selam verdiğim birisi çıktı. "Nasılsın Caner?" diyerek yanıma doğru geldi. "İyiyim, siz nasılsınız?" "Ben de iyiyim, terlemiş görünüyorsun." "Hayırdır, ne oldu?" dedi. 12 kat aşağıya indim de asansör hep çalışıyor muydu, yeni mi çalıştı? "Bilmiyorum ki, ben de şimdi bastım. 2 dakika falan olmadı, direkt indi zaten." "Anladım, tamamdır. İyi günler." diyerek arabaya geçtim. Bir şaka olmalı. Gerçekten benim katımda mı çalışmıyordu? Ama indiğim diğer katlarda en azından ışığını görürdüm. "Tamam, sakin. Berbat bir güne başladım, sakin." Kendimi motive edici şekilde sakinleştirdim. Arabayı çalıştırmak için anahtarı sokacaktım ki elimden kaydı. Geriye doğru tetti bir anda anahtar. Aşağıya doğru nereye gitti diyerek bakınırken sağ taraftaki koltuğun altına doğru gitmiş. Oraya doğru uzanıp alacaktım. Ama sağ omzuma bir el değdi. "Samet, oğlum," dedi. Korkuyla bir anda irkildim. Geriye doğru çekildim. O sırada arkaya bakarken kolumu ani olarak kornanın üzerine koymuşum. Kornanın çalmasıyla bir daha zıpladım. Başımı tavana doğru vurup yerime oturdum. Sinirden direksiyonu yumruklayacaktım. Dişlerimi sıkarak yumruklarımı sıktım. "Sakin olmalıyım, sakin olmalıyım." diyerek derin nefesler aldım. "Gerçekten Samet," dedi. İki ismim vardı ve annemin vefatından sonra Samet ismini kullanmıyordum. En son annem söylemiş olsun diyerek. Kendisi maalesef kanserden vefat etti. Alkolüm veyahut sigaram yoktur. Hiçbir yabancı madde de almam vücuduma. Neden böyle garip şeyler gördüğümü ya da hissettiğimi anlayamadım. Aldım anahtarı, çalıştırdım arabayı. Yol boyunca da dikkatimi çeken bir şey vardı. Gittiğim yollarda bazı insanlar köşede öylece durup bana doğru bakıyor. Ama sanki düşmanıymışım gibi. Öylesine öfkeli, öylesine sinirli bakıyorlar ki. Hatta birkaçının yanında durmak istediğimde hiçbir şey olmamış gibi geriye doğru dönüp yürüyorlar. Boş bir yerde arabayı sağa doğru çekip indim. Belki arabanın üzerinde bir şey vardır ya da etrafında diye. Kontrol ettim ama hiçbir şey yok. Tekrardan araca binip şirkete geldim. Arabayı park ettikten sonra yukarıya çıkıyordum. Cansu Hanım bindi. Bana doğru bakıp, "Peki iyi görünmüyorsunuz Caner Bey, iyi uyuyamadınız mı?" dedi. Açıkçası iyi uyuyamadım. Oldukça garip rüyalar gördüm. Biraz canım sıkkın o yüzden Cansu. Sen nasılsın? Çantasından bir tane spreye benzeyen bir şey çıkardı. Damlaymış aslında. Bunun kapağını açtıktan sonra gözünüze damlatın. Şimdi toplantı olacak. Mehmet Bey ne kadar sinirli oluyor bilirsiniz. Şimdi gözlerinizin kızarıklığını görmesin. Sonra bırakırsınız benim odama, dedi. Sağ olasın be Cansu. Cansın valla. İndikten sonra direkt tuvalete geçip söylediği gibi gözüme damlaları akıttım. Gerçekten de kısa süre içinde, 1-2 dakikaya kalmadan kırmızılıkları hızlı bir şekilde geçirdi. Toplantı odasına girdiğimde daha 5 dakika vardı. Önce Haluk geldi. Uzun yıllardır aynı şirketteyiz. Kendisiyle çok iyi arkadaştık. Sonra da tabii ki de kız arkadaşım Ilgın geldi. O da aynı departmanda çalışıyor benimle. Onunla sohbet ederken Mehmet Bey içeriye doğru girdi. Herkes ayağa kalktı, günaydın dedikten sonra oturduk. Dosyalar açıldı. Azerbaycan'daki toplantı ve hisse için
Öncelikle ortak şirketlerle görüşecektik. Onun içinde uçağım vardı zaten. Mehmet Bey kesinlikle işleri kapmamı istiyordu. Bu yüzden Hollywood'a benimle gönderiyor. İkimiz beraber hızlı şekilde şirketleri ziyaret edip sunumları yapacaktık. Haluk da direkt şirketten ayrılarak havaalanına geçtik. Azerbaycan'a indiğimizde zaten orada da bir ofisimiz bulunduğu için bizi almaya gelmişlerdi. Hızlıca otele geçtik. Üstümüzü değiştirdikten sonra da ilk şirketteki toplantıya gidiyorduk. Arabanın arkasında oturuyordum. Sol tarafımda başörtülü bir şekilde duran birisi vardı. Işıklardaydı. Hala araba hareket etmiyordu ama sanki kadının tülbenti bana çok tanıdık geldi. Pencereyi açtıktan sonra biraz daha odaklanmak için başımı öne doğru çıkardım. Bu benim annemin tülbenti. Hatta yanındaki dışarıya doğru gözüken örgüler. Bunları elleriyle örmüştü. Benim gözümün önünde hemdi. Arabayı tam açacaktım ki şoför bir anda kapıyı kilitledi. Ne oluyor dedim. Motor yanımdan hızlıca geçti. Efendim öyle kapıyı açmanız doğru değil. Böyle bir şey yapmayın bir daha dedi. Haklıydı. Dalgınlıktan. Ama aç kapıyı diyerek tam döndüm. Orada yoktu. Etrafa doğru bakındım ama arkadan sert bir şekilde korna çalınmaya başladı. Yeşil ışık yanmıştı. Arabaya tekrardan bindim hareket ediyorduk. Kafam oldukça dalgındı. Kendim de değil gibiydim. Arkaya doğru yaslandım. Haluk durumu fark etti. Sende bir haller var ama nedense söylemiyorsun Caner. Söyle istiyorsan konuşalım. Nedir bu durumu? Açıkçası annemle ilgili bazı rüyalar görüyorum. Sonra da nasıl desem şu anda gerçeklikte de görüyor gibiyim rüyaları. Öndeki şoför bir şey söyleyebilir miyim izninizle dedi. Tabii kardeşim böyle izin istemekle şey yapma. Mahcup ediyorsun bizi dedim. Zaten Azeri diline bayılıyordum. Harika geliyordu kulağa. Bana söylediği şey de manidardı. Rüyada gözüken yakın bir vefat ettiğimiz belki de Kur'an istiyordur. Dua istiyordur diyerek söyledi. Haklıydı. Arada bir ne de olsa mevlüt yapıyorum diyerek çok boşlamıştım. Azerbaycan'dan döndüğüm ilk seferde direkt mezarına gideceğim. Sağ olasın kardeşim diyerek omzuna doğru dokundum. Siz de sağ olun dedi. Şirkete gelmiştik. Yukarıya çıktığımızda harika bir sunum geçirdik. Zaten ortaklarımız bizden gerekli verimi alıyordu. Ön planlamalarımızı da görünce daha da güvendiler. Yatırım konusunda da daha da hızlanacaklardı. Direkt oradan ayrılır ayrılmaz yemeğe geçtik. Güzel bir restorandı. Yemeği yerken sürekli olarak aklım annemdeydi. O tülbenti gördüm ya orada. Sürekli aklıma geliyor ördüğü anlar. Haluk dalgınlığımdan dolayı bir iki defa tabağa vurdu. Abi uyumaya mı geldin buraya Caner? Şu güzel yemeklere bak önünde duruyor. Bak kolay kolay gelemeyeceğiz bir daha yoğunlaşıyor. İyi bir şeyler dedi. Tamam merak etmeyeceğim. Bir şeyler yemeye başlamıştım ki bir anda tadı değişmeye başladı. Sanki yediğim yemekler tatsız, utuyor gibiydim saman gibi. Peçeteyle hemen ağzımı tuttum. Geliyorum şeklinde işaret yapıp hemen tuvalete doğru koştum. Allah'tan içeride kimse yoktu. Hemen geçtim bir tane kabine. Direkt istifra ettim. İstifra ettim etmesine ama kan şeklinde tükürüyordum. Sonra da suyun içine baktığımda hareket eden siyah siyah solucanlara benzeyen sürükler gördüm. Geriye doğru kalkar kalkmaz hemen ağzımı çalkalamaya geçtim. Elimi yüzümü soğuk suyla yıkadım. Kesinlikle kendimi bitiriyorum. Şirket için kendimi yıpratmaktan kendime hiç zaman ayırmıyorum. Geriye doğru çekildim. Yüzümü iyice kuruladıktan sonra geçtim hemen. Bir şey yesim de kalmamıştı. Birkaç yudum su içtikten sonra kalktık. Otele geçerken Haluk, istiyorsan kardeşim iki kişilik yan yana olan odalardan birine geçelim. Rahat edemeyeceksen tek kalma. Açıkçası tek kalmanı da şu an istemiyor gibiyim. Kafan allak bullak oğlum kendinde değilsin. Yok bir şey kardeşim sağ olasın. Düşünmen yeter. Baş ucunda olsun telefonun yeterli. Çok zorda kalırsam en azından ararım. Tamamdır sen bilirsin dedi. Odalara geçtiğimizde valizi açtım. Giyecek birkaç parça eşya çıkarıp yatağa doğru attım. Sonrasında da duşa geçerek soğuk bir duş aldım. Üstümü giyinirken duştan çıktıktan sonra arka tarafta garip bir ses duydum. Cızırtı gibi. Cızırtıdan çok sanki bir hayvan uçmuş da konmuş gibi. Geriye doğru döndüm.
Hiçbir şey yoktu. Tekrardan aynaya doğru bakıp saçımı kurutacakken yatak sallanır gibi oldu. Yatağın altından bir şey sanki yukarıya doğru vuruyor. Küt küt etmeye başladı ses. Oldukça tedirgin oldum. Yan taraftaki bir tane çiçeğin vazosunu aldım. Sakin bir şekilde aşağıya doğru eğildiğinde annemi gördüm. Garip bir duruş pozisyonunda, sanki saldıracak gibi duruyor. Bana doğru bakıp ağzındaki dişler yoktu. Samet oğlum, hiç özlemedin mi beni? Annen seni çok özledi diyerek koşmaya başladı. O kadar garipti ki, sanki bir yaratık gibi. Geriye doğru korkuyla çekilirken vazo elimden kayıp yere doğru düştü. Aceleyle aldığım için çiçekleri de çıkarmamıştım. İçindeki su da döküldü yere doğru. Ama yüzümü doğru korumak için kaldırdığım elleri indirdiğimde hiçbir şey yoktu. Normaldi her şey. Yatağın altı da bomboştu. Kalkıp vazoyu ve çiçekleri aldım. Masaya doğru ellerimi koyup ağlamaya başlamıştım. Gerçekten annemin mezarına bu kadar gitmediğim için mi? Bunlar gerçek mi? Neden böyle şeyler görüyorum diyerek kendi kendimi yemeye başladım. Yatağa doğru uzandığımda uyumak mı? Gözümün içine bir tane uyku tanesi bile gelmiyor. Sadece gözlerim açık tavana bakıyorum. Sürekli olarak annemi düşünmekten kendimi alamıyorum. Gördüğüm şeylerin bir açıklaması olmalı. Telefonumu elime alıp direkt yazdım. Kaybettiğiniz birini sürekli gerçek hayatta görmek. Halüsinasyonlar çoğu bilinçaltı olduğunu, çok özlemden dolayı olduğunu falan yazıyor. Saçma sapan şeyler. Özlüyorum zaten öldüğü ilk günden beri. İçimde bir üşüme var. Hiçbir şey ısıtamıyor annem gittiğinden beri. Gözlerim dolmaya başlayıp yine ağladım. Galiba uzun zamandır duygu patlamasının artık çıkması gerekiyordu. Ayakta sert durmak için sürekli direndim. İsyan etmedim ama annemin gidişini kabullenebilmiş değilim galiba. Sonra da sabaha kadar öylece kendi kendime durdum. Sabah olduğunda telefon çalıyordu. Saat 8 Haluk arıyor. Açtım. Hazırlanıyor musun kardeşim? Seninle güzel bir kahvaltı yapalım. Aradım resepsiyonu, güzel bir masa ayarlattım. Haydi inelim dedi. Tamamdır, hemen geliyorum. Üstümü giyindikten sonra aşağıya indim. Haluk zaten sofradaydı. Oturdum. Beraber kahvaltı yapmaya başladık. Bugün toplantımız 2'de. O yüzden bayağı bir vaktimiz var sabah. Kahvaltıdan sonra muhabbet sohbet etmek için resepsiyonun bulunduğu yerdeki salona geçtik. Oturduk, karşılıklı muhabbet ediyoruz. Ediyoruz etmesine ama bir tane kadın asansöre binerken bana doğru baktı. Elini kaldırdı. Oraya doğru gitmek için Haluk'a hemen geliyorum dedim. Herhalde yardım isteyecek diye düşündüm. Hızlıca asansörün oraya doğru koştum. Kapısı tam kapanırken elimi soktum. İçeride hiç kimse yoktu ama aynada vardı. Aynada şu anda tam arkamda görünüyor. Annem. Gözlerinden kanlar akar şekilde. Geriye doğru dönmek için yavaş adımlarla nefesimi tuttum. Bağırmamak için kendimi tutuyordum. Kalbim o kadar hızlandı ki sanırım bayılacağım. Başım döner gibi oldu, zor tutundum. Arkamda hiç kimse yoktu. Yere doğru düşüyormuş gibi olduğum için hızlı bir şekilde tutunup dizimle beraber destek verip ayağa kalktım. Birkaç adımdan sonra yavaşça toparlıyordum. Derin nefes alıp bıraktım. Kesinlikle iyi diyelim. Hastaneye gitmem gerekti. Haluk'un yanına doğru giderek bir hastaneye gitsek iyi olacak dedim. Kafamı toparlayamıyorum ve sürekli olarak sanrılar görüyorum. Tabii gidelim dedi. Dışarıdaydı zaten şoför. Sabah olduğunda gelmişti. Hızlıca bindik arabaya. Hastaneye geçtiğimizde oranın doktorları testleri yaptı. Hiçbir şey çıkmadı. Bütün değerlerim normal. Aktif şekilde spor yaptığım için de vücudumda garip veya anormal bir şey de yoktu. Doktor çok sağlıklısınız. İstiyorsanız bir psikiyatriyle görüşün dedi. Döndüğümüzde görüşeceğim, sağ olun diyerek oradan ayrıldı. Bak bir şeyin yokmuş işte. Saat 12'ye doğru geliyor. Toplantıya daha var. Haydi öyle yemeği yiyelim, oradan da toplantıya geçelim dedi. Yemeğimizi yedikten sonra toplantıya geçtik. Geçtik geçmesine ama kafam gerçekten allak bullak. Dosyadaki sayfalara bakarken sanki harfler garip garip şekilde birbirine giriyordu. Arapça kelimelere dönüşüyor. Anlamıyorum, bu nasıl olabilir? Gözlerimi sürekli ovuşturmaktan gözlerim artık kan çanağına dönmüştü. Haluk her şeyi bana bırak dedi. Toplantıyı ben hallederim. Sorun olursa da
bir rahatsızlık geçirdiğini söyleriz. Dinlenmesini söyledim ama size olan saygısından dolayı toplantıdan hiçbir şekilde geri kalmak istemedi geldi. Hem de prestij olur, güzel gözükür dedi. Başımı salladım. İçeriye girdiğimizde ortaklarımız tabii ki direkt görür görmez sordu. Haluk hemen durumu toparladı. Çok minnet duydular. Otele dönmem için çok ısrar ettiler ama kalacağımı söyledim. Sonrasında da oturdum yerime. Dosyaya her baktığımda harfler gerçekten Arapça gibi birbirine giriyordu. Daha fazla olmasın diyerek ekrana baktım. Haluk ekranda sunum yaparken aynı şekilde. Garip bir Arapça kelime oluşuyor gibiydi. Onu gördükçe kendimi alamıyorum. Ona doğru odaklanıyorum. Odaklandıkça da kulağımdan fısıltılar geliyor. Sürekli olarak annemin sesiyle fısıltılar. Daha fazla dayanamayıp bağırıp oradan kalkmak istiyordum. Ama yumruklarımı sıkarak derin bir nefes alıp sakinleştim. Toplantı bittiğinde Haluk beni apar topar oradan kaçırıyor gibi arabaya bindirdi. Abi zaten diğer toplantıya ben giderim. Sen hiçbir şekilde ayrılmıyorsun, tamam mı? Kalıyorsun otelde. Oteldeki resepsiyona da söyleyeceğim. Her yarım saatte bir arayacak seni. İyiyim demezsen eğer direkt bana ulaşılacak. Odaya da gerekirse lan FBI'yi bile sokacağım odaya. Anlaşıldı mı diyerek kızıyordu. Tamam kardeşim tamam. Merak etme sen. Otelin odasına çıktığımda oturdum öylece. Neden bunları görüyorum? Bana neler oluyor? Birkaç kişiyi aramak istedim. Annemin yakın dostlarından Aytül ablayı aradım. Selam sabah sordum. Sonrasında gördüklerimle ilgili bir şeyler anlattım. O da aynı şekilde şoförün söylediği gibi. Belki sana gönül koymuştur oğlum. Ben giderim mezarına merak etme. Belki de üstü çiçeklenmiştir, ağaçlanmıştır. İyice bir temizlerim. Sonrasında da Kur'an okuturum ben senin adına. Sonra helalleşiriz dedi. Tamamdır sağ olasın Aytül abla. Ben de bir namaz kılayım söylediğin gibi. Gerçekten buna ihtiyacım var. Abdest aldıktan sonra namaz kılıyordum. Namaz ne kadar da huzuru verdi. Sanki omuzlarımın üstündeki o yük, kafamın içindeki o sesler, hepsi parçalanıp yok oldu namazla beraber. Dün gece de uyumadığım için artık gözlerim acıdan yanıyordu. Yatağa doğru uzanıp yastığa sarılarak uyumaya başladım. Yine aynı rüyayı görüyorum. Ama bu sefer farklı. Ormanın içinde beni izleyen şeyleri görebiliyorum. Uzunlar, simsiyahlar ve sürekli olarak esen hafif bir rüzgar var. Rüzgar ne soğuk ne sıcak ama vücudumun içinden geçiyor gibi. Buna cihi kuvveti denilebilir mi? Bilemiyorum. Vücudumun içinden akıp geçtiğini hissedebiliyorum. Tek bildiğim bu. Bana doğru neden bakıyorlar? Neden hareket edemiyorum? Buradan kaçmak istiyorum ama gidemiyorum. Sanki ayaklarım yere yapıştırılmış gibi bekliyorum. Hava yine aynı şekilde fırtına gelir gibi kara bulutlarla sarıldı. Sonrasında da o ormanın içindeki yerler, oralardan ateşler yanmaya başladı. Ateşler yandıkça o siyahlıkların gölgesi olmadığını fark ettim. Öne doğru hiçbir gölge yansımıyordu. Arka taraftan yavaşça yürüyen biri vardı. Ormanın iç tarafından çıkarak bana doğru baktı. Baktıktan sonra da gülümsedi. Ateşlerin yarım yamalak yüzüne doğru yansımasıyla beraber annemin olduğunu fark ettim. Neden böyle yapıyorsun anne diyerek ona doğru haykırdım. Aramızdaki mesafe çok fazlaydı. Ama burnumun ucuna gelmesi saniyeler içinde sürdü. Bir anda gözlerimin önündeydi. Korkudan hiçbir yere kıpırdayamıyordum. Yakamdan tuttu. Alacağız. Seni alacağız. Sen bizimsin. Sen bizimsin deyip duruyordu. Karanlıklar iyice üstüme doğru yaklaşmaya başladığında galiba öldüğümü düşündüm. Tamamıyla her yerimi sarmışlardı. Karanlıklar boğazıma doğru gelirken bir ezan sesi. Uzaktan bir ezan sesi geldi. Boynumu tutarak uyandım. Sabah ezanı okunuyordu. Derin nefes aldıktan sonra ayağa doğru kalktım. Allah'ım, Allah'ım sen bana yardım et. Bu rüyada neydi böyle? Peşimde bir şeyler var. Bunlar kesinlikle psikolojik değil. Bu farklı, çok farklı. Telefonu elime aldığımda hemen aramaya başladım Aytül ablayı. İnternet üzerinden bir uygulamadan aradığım için gidip gitmediğini de bilmiyordum. Birkaç defa aradım ama uyuyordur kadın. Gerçi orada ne zaman okunuyor bilmiyorum saat farkından. Telefonu komodine koyup oturdum yatağa doğru.
Elimle yüzümü ovuştururken telefon çaldı. Hemen açtım. Hayırdır oğlum, ne oluyor diyerek konuşuyordu. Aytül teyzem, kusura bakma, seni rahatsız ediyorum. Ben çok kötü bir rüya daha gördüm ama bu rüyada galiba bir şeylere kafam çalıştı. Üç harfliler benim peşimde olabilir mi? Yani cinler musallat olmuş mudur bana? Aytül teyze de anlayamadı. Yutkundu kalktı kadıncağız. Benim yüzümü yıkayayım ben, olur mu? Olur mu canerim? Sonra arayayım ben seni. Tabii, aramanı bekliyorum ablam. Kapattı sonrasında telefonu. Hemen kalkıp abdest aldım. Sabah namazını kıldıktan sonra Rabbime dua ediyordum. Şerli varlıkların şerrinden ona sığınmak için. Ama ne oldu? Neden böyle bir şey oldu anlayamadım. O gördüğüm karanlıklar, sonrasında diğerleri. Kafam çok karışıktı. Alo'ya söyleyip söylememek arasında kaldım. Onu da korkutmak istemiyordum çünkü. Zaten gelmişiz buralara. Benim iş yükümü de çekiyor, toplantıyı tek başına götürüyor. Bugün toplantı yok. Ama en azından bir camiye gitmek istiyorum. İçimin rahatlaması lazım. Namaz içimi inanılmaz rahatlatıyor. Rabbime sığındıkça sanki her şeyden korunuyormuş gibi hissediyordum. Sabah kahvaltısı derken Aytül teyze aradı. Hemen Alo'ya bir dakika diyerek ayrıldım. Alo Aytül teyzem, hemen arayacağını düşünüyordum, bayağı aramadın. Meraklandım, bir şey mi oldu? Evladım, sen öyle deyince aramadan önce bir araştırmak istedim. Şimdi bir hocanın evine gideceğim. Onunla seni konuşturacağım, tamam mı? Telefonunun yanında olsun. Her zaman başında ol. Tamam. İstediğin zaman arayabilirsin. Hazır bekliyorum ben. Alo'nun yanına geçtiğimde ben yukarı çıkıyorum, dinleneceğim bugün. Yarın anca gelirim dedim. O da saçmadı mı? Yemek yemeye gitmeyecek miyiz? Bak, sakladığım bir şey yok değil mi? Doğruyu söyle dedi. Yok oğlum, top gibiyim, iyiyim, merak etme sen. Haydi arışırız sonra. Akşam belki çıkarız. Aşağı iner bir şeyler yeriz. İyi tamam dedi. Aytül teyzenin birini buldum demesi, yardım etmesi içimi daha da rahatlatıyordu. Heyecanla yukarıya doğru çıktım. Telefonu yatağa doğru atıp bir oraya bir buraya yürüyordum. Çaldı sonunda. Açtım hemen. Duyuyorsun değil mi beni Caner dedi. Duyuyorum Aytül teyzem, duyuyorum. Bak, birine veriyorum, haydi. Aldı. Esselamu aleyküm dedi. Aleyküm selam hocam, merhaba, nasılsınız? İyiyim kardeşim, sağ olasın. Adım Turgut. Aytül teyze geldi, bir şeylerden bahsetti. Bana gördüklerini, yaşadıklarını, rüyanı özet geçebilir misin? Anlatır mısın dedi. En başından itibaren anlattım. Hoca dinledikten sonra, en kısa sürede seni görmek isterim. Türkiye'ye ne zaman dönüyorsun? Yani yarın bir toplantım var. Sonrasında yani 2 ya da 3 gün. 3 gün sürebilir. Bir sessizlik oluştu. Hocam dedim. 3 gün vaktimiz olmayabilir dedi. O anda kalbime bir korku girdi. Neden öyle dedi anlayamadım. Neden hocam? Neden öyle dediniz? Hoca birazcık daha bekledikten sonra, fark ettiysen bu işler başladığından beri kademeli olarak ilerliyor. Yani anlayacağın süreyle ilgili bir sıkıntın olacak. Anlattıkların bir büyüden dolayı gelen musallat olduğunu gösteriyor. Tabii ki görmeden ya da bakmadan net bilemem. Sadece bir varsayım üzerine konuşuyorum. En başından beri şiddetlenerek giden musallatlar genellikle ölüm büyülerine yakın büyülerde yapılır. Sen de fark ettiysen yaşadıkların her geçen saat daha da şiddetleniyor. Haklıydı. Öncelikle bir ses, sonrasında rüyalardan daha ötesi. Peki ne yapabiliriz hocam? Neredeydin şu anda? Azerbaycan'dayım. Azerbaycan'dasın demek. Tamam. Sana bir adres ileteceğim. Aytül teyzenin telefonundan atacağım mesajı. O adrese gideceksin. Orada sana kim gönderildiği sorulduğunda Diyarbakır Palazlı Arif'in oğlu Turgut'un gönderdiğini söyle. Aynen bunu ilet. Sana yardım edeceklerdir. Hem orada olman belki de daha da bir hayırlısı oldu. Gerçekten mi? Sağ olun. Hemen şimdi çıksam, yani biraz akşam oldu gibi ama hemen git. Gerekirse gece vakti olsa bile git. Hızlı ol dedi. Tamamdır, Allah razı olsun. Hemen üstümü başımı değiştirdim. Telefonu alıp çıkacaktım ki Haluk geldi aklıma. Ortalığı gerçekten velvereye verir. Hatta öylesine kaldırır ki bütün Azerbaycan polis teşkilatı beni aramaya bile başlar. Kapısına doğru gidip çaldım kapıyı. İçeriye girdim, durumdan bahsettim. Haluk'un da gözleri büyüdü korkudan. Sen otelde kal desem de kaç yıllık arkadaşız lan? Otelde kalıp ne yapacağım?
Başına bir iş gelse nasıl açıklayacağım bunu? Haydi yürü gidiyoruz dedi. Beraber aşağıya indiğimizde şoför zaten çıkmak üzere. Saat 8'e geliyordu akşam. Aldık anahtarı. Beraber direkt o adrese navigasyonla beraber gittik. Müstakil bir evdi. Etrafı ağaçlıklarla dolu. Gerçekten güzel bir yer. Bu kadar boş bir yerde tek haneli müstakil bir ev olması açıkçası şüphe çekiciydi. Ama Aytül teyzeye güvenirim. Annemin çok yakın arkadaşıydı. Bu yüzden demir kapıyı açıp içeriye girdik. Kapıya doğru yöneldiğimiz sırada dışarının ışığı yandı. Haluk'la beraber durduk. Kapı açıldı. Hoş geldiniz kardeşler, gelin dedi. Yanlarına doğru ilerledim. Bize doğru bakıp kim gönderdi sizi, hayırdır inşallah. Diyarbakır Alazlı Arif'in oğlu Turgut gönderdi. Kendisi Türkiye'de. Ben buradaydım, bana yardım etmeye çalıştı ama uzak kalacağımız için beni buraya yönlendirdi. Diyarbakır Palazlı Arif. Sakallarını okşadıktan sonra içeriye doğru gidip babasına seslendi. Yaşlı bir adam bastonuyla destek alarak geldi. Yüzüme doğru baktı. İçeriye geç dedi. Başka hiçbir şey söylemedi. Ayakkabıları çıkartarak içeriye doğru girdik. Salona geçtiğimizde ayakta, sol taraftaki vitrinin önüne doğru geçtik. İçeriye doğru giren bastonlu yaşlı adam, üstünü çıkar dedi. Üstümü çıkarayım derken anlayamadım amcacığım. Üstünü üstüne, gömleğini çıkar dedi. Çıkardım gömleğimi. Çok net şekilde Türkçe konuşuyor. Azerice aksanı var ama Türkçe'ye hakimdi. Türkiye'de çok yaşadınız herhalde. İyi Türkçe konuşuyorsunuz dedim. Kardeş ülkedir. Yaşadık tabii ki. Biliriz dilinizi. Şimdi sana soracaklarıma cevap vereceksin. Yanında getirdiklerin niye seninle? Ne yaptın sen diyerek sordu. Yanımda getirdiğim iş arkadaşımdır Haluk deyince arkasındaki oğlu güldü bir anda. Babası ciddi bir bakış atınca kusura kalma baba dedi. Başını öne doğru eğdi. İnanın anlayamadım dediğinizi. Araçla geldik, yanımızda başka kimse yok. Sadece Haluk'u getirdim. Hem şirketten hem de hayatımda iyi bir arkadaşımdır. Hayır evladım, seninle gelenler dışarıdalar dedi. Bastonunu kaldırıp pencereye doğru gösterdi. Pencerenin tülbentinin arkasında. Gerçekten dışarıda hareket eden, ayakta duran şeyler var. Haluk bakıyor, göremiyor ama ben görüyorum. Ellerimin titrediğini fark etti. Anlaşılan haberdar değilsin onlardan. Daha yeni haberin oluyor. Yanındaki oğluna doğru dönüp yıldızına bakacağım çocuğun. Odamdan eşyaları getir dedi. Gelin ayakta kalmayın diyerek minderi gösterip oturun dedi. Bağdaş kurup oturduk Haluk'la. Kaç gündür bu haldesin dedi. Yaklaşık bir haftaya yaklaşıyor. Yani kötü rüyaların başlangıcıyla beraber bir hafta diyebilirim. Bu zamana kadar aklına nasıl gelmedi onlar oldu. Yoksa çok mu uzak kaldın bizden dedi. Bizden derken namazdan, duadan, bunlardan uzak mı kaldın? Haklıydı. Hafifçe yüzümü öne doğru eğip son günlerde kılıyorum ama annemin vefatından sonra bayağı bir boşladım. Annemin acısını unutmak için işlere verdim kendimi. Namazını yazı işlere değiştin yani. İyi bakalım. Dünya işleri sana ahirette güzel bir hediye verir. Haklısınız hocam dedim. Açıkçası Haluk da utanmıştı. O da hiç namaz kılmıyordu. Oğlu içeriye girdiğinde tahtadan bir yer masasını önümüze koydu. Sonrasında tepsi, mumlar, birkaç tane de kaseye benzeyen şey, bir de eski güğüm. Işığı kapat. Kapattı. Yanımıza doğru gelip oda masanın başına oturdu. Hoca da aynı şekilde oturup mumları yaktı. Mumları yakmasıyla beraber bana doğru bakıp anne adı dedi. Söyledim. Doğum tarihimi söyledim baba adını. Kağıda çizdiği çember ve karelerin içine Arapça yazılar yazıyordu. O anda sayılara baktığımda ve harflere baktığımda gördüğüm o şey aklıma geldi. Hocam affedersiniz, işinizi bölmek gibi olmasın ama bir toplantıya gittiğimizde dosyalara bakarken harfler değişiyordu gözümde. Arapça bir harf oluşuyordu ya da kelime bilemiyorum. Hafif uzun bir şey. Hatırında var mı, yazabilir misin? Hatırımda var, yazarım dedim. Kalemi mürekkebe doğru batırdıktan sonra uzattı. Bir de kağıt parçası. Yazıp ona doğru verdim. Gözleri hafifçe büyüdü. Bir oğluna doğru baktı ufaktan sonra bize. Kağıdı katladıktan sonra
mumun üstüne doğru getirerek yaktı. Sonra da suyun içine doğru bıraktı. Ne oldu hocam? Kötü bir şey mi? Elini kaldırıp sadece bekle dedi. Kağıda yazdığı yazılardan sonra sürekli olarak üstlerini çiziyor, bazı şeyleri aşağıya doğru yazıyordu. Sonra da okuduğu şeyde parmağını yavaşça gezdirdi. Kağıdı katladı, oğluna doğru uzattı. Birkaç tane daha kağıt alarak yazılar yazdı. Sonra da içine doğru koydu suyun. Sağ elin evladım, suyun içine doğru koy, tam ortasına. Söylediği gibi koydum. Koymamla beraber bir şeyler okumaya başladı. Yaptığı okumalarla beraber mumlar normal yanarken bir anda sanki rüzgar vuruyormuş gibi sağa sola doğru dalgalanmaya başladı. Sonrasında da bıraktı okumayı. Bana doğru baktı. Korkma sakın. Bizden dedi. Anlayamadım. Kim bizden derken Haluk bir anda öne doğru başı düşerek kaldı öylece. Haluk dedim. Oğlu tuttu sol elimi. Sakın elini tepsiden çıkartma. İçeride kalsın. Sakın çıkartma. Merak etme. Hiçbir şey olmayacak arkadaşına. Şu anda sadece bilgi almak için bir tane Müslüman cinliği onun bedeninde. Lisanına gelerek bize anlatacak. Ne gördüğünü ne bildiğini. Sakin ol dedi. Müslüman cinliği mi? Açıkçası korkuyorum. Kalbim hızlı hızlı atıyor. Haluk mırıldanır şekilde başını kaldırdı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözleri bembeyazdı. Hiçbir şekilde göz bebeği yoktu. Bembeyaz gözleri var. Bana doğru baktı. Sonrasında oğluna doğru döndü. En son olarak da hocaya doğru döndü. Hocaya doğru bakarak anlamadığım Arapça bir şeyler söyledi. Aynı şekilde hoca da ona karşılık veriyordu. Diyalog halinde birkaç cümlelik bir şey konuştular. Sonrasında da elini kaldır dedi. Elimi kaldırdım. Çevir dedi, çevirdim. Avucumun içinde. Hocaya yazdım. Hocaya yazdığım o kelime vardı. Elini götür dedi. Götürdüm. Üstüne bez koydu elimin. Sonrasında da o Haluk elini kaldırdı. Bezin altına doğru elini soktu. Avucumun içine doğru elinin avucunun içini yerleştirdi. Sıkıca tuttu. Sıkıca tutunca vücudum sanki buz gibi kesildi. O kadar soğuktu ki eli. Saatler önce ölmüş de sanki bedeni buz gibi kesilmiş. Hiç kanı yokmuş gibiydi. Dönerek tekrardan hocaya doğru konuşmaya başladı. Bu sefer oldukça uzun konuştu. Sonra da avucumun içinden elini çekti. Yere doğru ellerini koydu. Haluk'un başı yere doğru düştü. Ellerinin üzerine doğru damlayan kanları gördüm. Hızlı bir şekilde oğlu kalkarak Haluk'un omuzlarından tuttu. Minder'in yanına doğru yan şekilde yatırdı. Burnundaki kanı temizledi. Merak etme. Enerjiden dolayı olan bir şeydir. Vücudunda ya da organlarında hiçbir şekilde hasar veyahut acı çekeceği bir şey yok. Hatırlamayacak bile. Sadece uykululuk haline düştüğünü söylersin. Başımı sallayıp hocaya doğru döndüm. Hoca sakalını okşadıktan sonra, evladım, bir ihanete kurban gitmişsin. İhanet mi? Nasıl bir ihanet anlayamadım. Bana kim ihanet etsin ki? Ilgın adında bir kadın tanır mısın dedi. Evet tanırım. Kendisi kız arkadaşım olur, evlenmeyi düşünüyoruz. Mehmet adında birini tanır mısın dedi. Evet tanıyorum. Şu anda çalıştığım şirketin sahibidir. Yani ortaklarından biri, yüksek hisseye sahip. İkisinin arasında gizli bir aşk var. Ve senden kurtulmak için Mehmet denilen adam bir büyü yaptırmış. Büyüyü İstanbul'da bulunan bir kadına yaptırmış. Büyü iki şekilde yapılmış. Birinci olarak senin resmin, ikinci olarak da kız sayesinde ulaştığı bir şekilde saçın veyahut iş yerinde beraberseniz oradan aldığı bir saç teli. Bunları kullanmış. Yani hocam, ne demek oluyor? Büyü yapıldıysa yani, onların arasında bir şey varsa ben ne olacağım diyerek afallamıştım. Hoca elini kaldırdı, sakin ol dedi. Az önce gelen, Müslüman olan cinniden bir haber daha aldım. Anne duasını çok almışsın. Bir köy evinde yaşarken okumuşsun, çalışmışsın. Annenin hastalığında sürekli olarak evde kalmışsın. Ve bu yüzden de evliliği düşünmemişsin. Hem evleneceğin kişiye yük olmamak, sorumluluk vermemek için
hem de anneni yalnız bırakıp hiçbir şekilde onu boşlamamak için. Sana çok dua etmiş o kadın. Yani öyle hocam. Bu övünülecek bir şey değil. Peygamber Efendimizin de dediği gibi cennet annelerimizin ayaklarının altındadır. Yapılan plan da bunun üzerineymiş. Sürekli olarak cinniler anneni sana göstererek psikolojik bir sıkıntıya girdiğini ve kendi canına kıydığına inandıracaklardı. Bu sayede kimse büyüden şüphelenmeyecek. Mehmet de rahat bir şekilde seni devre dışı bıraktıktan sonra ılgınla hayatlarını birleştirecekti. Allah'larından bolsunlar hocam. Peki ben ne olacağım? Gelen Müslüman cinni aldığın anne dualarından dolayı çok korunaklı olduğunu, bu yüzden de bu büyünün rahatça bozulabileceğini söyledi. Ben o cinniler sayesinde büyüyü bozacağım. Büyü yapan ve yaptırana geri dönecek. Artık o kadınla ilgili kararı da kalbinde sen vereceksin. Allah razı olsun hocam. Allah razı olsun dedim. İçeriye doğru gitti. Oğlu yanımızda sürekli olarak Kur'an-ı Kerim okudu. Sabaha doğru Haluk kendine geldi. Ne oldu bana derken, yorgunluktan uyuyakalmışız. Ben de uyudum dedim. Korkutmak istemiyordum onu. Sonra da sen arabaya geç, arkada yat. İyice bir dinlen. Burada yastık falan da yok. İkna ettim, arabaya gönderdim. Ben içeride dururken, sabah ezanı okunduktan sonra hoca geldi. Çok yorgun görünüyordu. Hatta bitkin. Ayakta bile dururken baston yetmediği için oğlu koluna girmişti. Haydi namazlarımızı kılalım dedi. Sabah namazını üçümüz kıldık. Sonrasında da bana doğru baktı. Senin işin halloldu. Allah senin gibi hayırlı evlatları herkese nasip etsin. Anneye hop bile demeyen, annenin her sözünü dinleyen evlat hayırlı evlattır. Senin gibi bir evladı olduğu için annen cennette seni bekliyordur inşallah dedi. Ağlayarak ellerini öptüm. Sonrasında da teşekkür ettim oğluna. Oradan ayrılırken içim huzurluydu. Büyüden gerçekten kurtulduğumu bilmiyorum ama hocanın söylediği şeyler içimdeki her şeyi parçalayıp götürdü. Anne duasını aldın, sen onu mutlu ettin demesi hiçbir şekilde aklımdan gitmiyordu. Haluk neler olduğunu sorduğunda her şeyin bittiğini söyledim. Otele geri döndük, o günkü toplantıya girdik. Akşam vakti direkt uçağa binerek İstanbul'a döndük. Haluk senle kalayım dese de tek kalsam iyi olur diye düşündüm. Eve döndüğümde ilk işim o gün içinde kaçırdığım namazları kılmak ve yatsı namazını kılmak oldu. Yatsı namazından sonra yatağa uzandığımda telefonum çaldı. Ilgın arıyordu. Hiçbir şeyi bozuntuya vermeden telefonu açtım. Ağlıyordu deli gibi. Mehmet, Mehmet, Mehmet öldü. Hemen gelmen lazım diyerek arıyor. Nerede diye sordum. Kendi evinde. Hemen Haluk'u da aradım, beraber geçtik oraya. Evin önüne geldiğimde Ilgın bana koşup sarılmak istedi ama el bileklerinden tutarak geriye doğru ittim. Nasıl olmuş diyerek sordu. İçeriden aldığımız bilgiye göre kamera kayıtları evin zaten devredeymiş. Aynanın karşısına geçip silahı başına doğru yaslamış. Çıkın kafamdan, defolun gidin diyerek bağırdıktan sonra sonuç ölümü olmuş. O günden sonra Ilgın'a ayrılma kararı aldığımı söyledim. Farklı bir şirkete başvurdum ve başka bir yerde işe başladım. Haluk gerçekten esaslı çocukmuş. Kendi CV'si de yettiği için, beraber çalışabileceğimiz için şirket de zaten resmen harika bir transfer olarak düşünüp Haluk'u da aldılar. Beraber şimdi farklı bir şirkette çalışıyoruz. Ilgın'a ne oldu, ne yapıyor bilmiyorum. Ama Allah razı olsun o hocalardan. Aytül teyze ile de Turgut'u sürekli ziyarete gidiyorum artık. Allah hepimize inşallah annemizin hayırlı dualarını almayı nasip etsin. Videoyu beğenerek, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Rabbime emanet olun. Esen kalın dostlarım.